Peki Öztürk Serengil ilk eşiyle nasıl tanışıyor? Şöyle anlatıyor kendisini üstad. Diyor ki, gündüzleri genellikle tiyatronun fuayesinde oturur, karamsarlıktan ölecek gibi olurdum. Orhan Elmas'ın 3. Kat Cinayeti adlı filmindeki küçük rolümün dışında hiçbir atak yapamamıştım. Karın tokluğuna çalıştığım tiyatrodaysa uşak rollerinin dışında bir şansım olmamıştı. Perde mi çekilecek? Koş Öztürk. Dekor mu kurulacak? Koş Öztürk. Bir şey mi alınacak? Koş Öztürk. Bıkmıştım hayatımdan. Değişen bir şey yoktu. Müdüriyet kanepesinde yatmaktan sırtım tahta gibi olmuştu. Gene böyle bir gün fuayenin penceresinde dalgın dalgın Beyoğlu'nu seyrederken içerideki müşterilerin şamata ve kahkahalarını duymuyordum bile. Bir ara burnuma doğru uzatılan bir tabak pasta ile çatalı zor fark ettim. Sapsarı saçlı, 30 yaşlarında görünen çok güzel bir hanım. Buyurmaz mısınız dedi. Öyle boş bulunmuştum ki şaşkınlıktan bir şey diyemeden tabağı aldım. Yaş gününde isterseniz buyurun masamıza dedi. Ayağa kalkarak teşekkür ettim. Acı acı gülümseyerek şöyle dedim. Ne tesadüf. Benim de yaş günüm bugün. Yalnız bir fark var. Siz arkadaşlarınızla birliktesiniz, bense böyle tek başına. Marilyn Monroe'yu andıran bayan şaşırdı ama latife ettiğimi sandı. Ben hemen elimi cebime attım, tiyatro derneğinin verdiği kimlik kartını uzattım. Gülerek bir yüzüme bir karta baktı, çığlık çığlığa masasına koştu. Çocuklar bakın bakın, bu bey de bugün doğmuş, tesadüfe bakın, hayret doğrusu dedi. Sonra yeniden koşarak yanıma geldi. Lütfen masamıza gelin ne olur. Hayır, kusura bakmayın, burada kalayım dedim. Aslında kılığımın berbatlığından böyle yapıyordum. Yoksa canıma minnet, çoktan razıydım o masaya gitmeye. Derken kadınla erkekli bir grup daha gelip de ısrar edince çaresiz onlara katıldım. Çeşitli sorular sormaya, bu ilginç yaş günü öyküsünü değişik biçimlerde yorumlamaya, sarışın bayana takılmaya başladılar. Evet, 2 Mayıs günü onun ve benim ortak yaş günümüzdü. Adının Mevhibe olduğunu öğrendiğim sarışın hanım, Olgunlaşma Enstitüsü'nde moda resim öğretmeniydi. Okulu tiyatronun tam karşısında yer alıyordu. Bundan dolayı sık sık tiyatroya gidip geliyordu. Beraberliğimiz her geçen gün biraz daha perçinleşti diyor Öztürk Serengil. Kendisine gömlek kravat getirmiş, kirlilerini alıp temizliyormuş Mevhibe Hanım. Hayatı renklenmiş birden üstadın. Mevhibe Hanım'ın çok saygıdeğer bir ailesi varmış. Son derece görgülü ve kültürlü bir insan olan Mevhibe Hanım, baştan başa yanlışlarla dolu beni düzeltmek için kollarını sıvadı diyor Öztürk Serengil. Asabi davranışından başladı, oturup kalkışıma kadar her şeyimi büyük bir ustalıkla kırmadan ele aldı. Ve ailesinin tepkisine rağmen Sarıyer'de 1958 yılında evlendik diyor üstad. Diyor ki yıllardır adam gibi yaşayamamanın ezikliğini duymuşumdur. Artık her sabah evde ne yemekten hoşlandığım soruluyordu. Hizmetçi Hayriye bir dediğimi iki etmiyordu. Geniş bir sanat çevresi olan karım haftada bir iki kez mutlaka beni galalara, sergilere götürüyor, pis çevremden çaktırmadan uzaklaştırıyordu. Ama iyi bir tiyatro aktörü olacağımı her vesileyle vurguluyor, bana arka çıkıyordu. Mevhibeyi karşıma Allah çıkarmıştı kurtulmam için. Tiyatroda dost bildiklerim aleyhimde bir hava yaratmak istiyor, o ise hepsinin üstesinden geliyordu. Yalnız her sabah verdiği harçlıkla tiyatroya gelmek beni yıkıyordu. Başkaca bir sıkıntım yoktu diyor üstad.